Hoş geldin. Dersimizi izlemeye başlamadan önce hemen kanalımıza abone ol ve tüm eğitimleri ücretsiz izleme şansı yakala. Teşekkür ederiz. Merhaba arkadaşlar. Orbital yayınların ÖSYM sınav analizi kitabından soru çözümlerine devam ediyoruz. Burada çıkmış soruları birlikte çözüyoruz. Çıkması muhtemel sorular var ve yeni nesil soru tipleri de var. Bugünkü konumuz periyodik cetvel periyodik cetvel ünitesinden çok sayıda soru çıkmış son 10 yılda. Periyodik sisteme ekron ziliminden 6 soru var. 5 soru periyodik özelliklerden 11 soru yaptı. 6 soru da elementleri tanıyalım ve yükseltme basamaklarından 17 soru çıkmış son 10 yılda. Yani yaklaşık yılda 2 soru gibi ihtimal var. Hele bu sene 2 sorunun büyük ihtimal çıkacağını düşünüyorum. Çünkü zaten organik kimya çıkarıldı. Onun yerine periyodik çetmelden e, bir değil, iki soru olacağını düşünüyorum. Zaten e, 1.7 soruluk bir ihtimal var ama bu yıl iki soru olur diye e, tahminimiz var. Bugün periyodik özelliklerden soru çözeceğiz. Sorularımızı incelersek... 5 ee, soru çıkmış son 10 yılda ve bu sorular genellikle e, kıyaslama sorusu. Değişik atomları veriyor burada. Bakın üçer tane atom vermiş. Efendim çap kıyaslatmış. iyonlaşma enerjisi kıyaslatmış. 3 atomu 3 atomu aynı şekilde çap iyonlaşma enerjisi birkaç özellik birden kıyaslatmış e, gibi soru tipleri var. Veyahut da bir, bir tane de cetvel vermiş. Cetveldeki yine aynı şekilde 3 element kıyaslatmış. Hep 3 element kıyas sorusu. 5. sorumuzda genel e, temel bir konu sorusu. Soldan sağa ne olur? Yukarıdan aşağı ya ne olur? O tip bir soru. Evet. Ee, sorularımızı detaylı bir şekilde çözmeye çalışıyoruz. Üniversite sınavına 6 hafta kaldığı şu günlerde çıkmış soruları analiz etmek ve çözmenin önemli olduğunu düşünüyorum. Umarım faydası olur. Birinci sorumuz iyon yarıçaplarının kıyaslaması sorusu. 3 adet iyonumuz var bizim. İyonlarının yarıçaplarının küçükten büyüğe doğru kıyaslanması sıralanışı hangisidir diyor burada. Bakın burada şu kural önemli. E bölü p oranı arttıkça çap yarıçap artar doğru orantılıdır. Elektron sayısının proton sayısının oranı ne kadar çoksa çap o kadar yüksektir. Şimdi niçin peki? Çünkü elektron başına düşen çekim kuvveti azalır. Elektron başına düşen çekim kuvveti azalırsa çap artar. Elektron başına düşen çekim kuvveti azalıyor. Çünkü artık daha çok elektronu, daha az proton çektiği için protonlar artı yüklü parçacıklar, elektronlar eksi yüklü. Biliyorsunuz ki zıt yükler birbirini çeker. Artı yükler çekirdekte, yörüngede eksi yük var. Çekirdekteki proton sayısı elektron sayısını ne kadar çok elektron çekiyorsa, o kadar çok elektron baştan düşen çekim kuvveti düşer. Bu da ne yapıyor? Eee Çekim kuvveti azaldığı için atom genişliyor, çap büyüyor. Şimdi biz proton sayısı 8, 9, 11'miş. Elektron sayısı bulursak, eksi 2 kaçtan 8 yapar? 10 daha. Eksi 1, 10 daha 9, e, artı 1, 10 daha 11 yapar. Hepsinin elektron sayısı aynı. 10, 10, 10. Şimdi hepsinde 10 adet eksi yük var ama... Ee, ...çekirdeğinde sodyumun daha fazla sayıda 11 tane artı yükü var. Ama oksijenin daha az sayıda 8 tane artı yükü var. 8 artı yükün e, çekmesi daha zor. Dolayısıyla O-2'nin çapı en büyüktür. Çünkü E bölü P oranı en fazla. 10 bölü 8 buradaki oranımız. Bu oran daha büyüktür. Buradaki oranımız 10 bölü 9. E bölü P oranları. Buradaki oranımız da na 11de 10 bölü 11. Demek ki E bölü P oranı arttıkça... ...bakın bu daha büyük. Çap büyüyor... Çünkü oksijenin çekirdeğinde 8 tane artı yük var. 8 artı yükün 10 eksi yükü çekmesi daha zor. Ama 11 artı yükün 10 eksi yük çekmesi daha kolay. Çekim kuvveti daha fazla oluyor. Çap küçülüyor. Burada çap büyüyor. Cevabımız A şıkkı oldu. İyon çaplarında grup periyot bulmaya gerek yok. E bölü P oranı yeterli. Grup periyot ne zaman bulunur? Atom çaplarında. Yani yüksüzken, nötr atomken. İkinci sorumuz 2016 LYS'de çıkmış bir soru. Bu da bir üçlü kıyas sorusu. Ama birçok şeyi kıyaslattırıyor burada. Güzel bir soru. Berilyum 4, magnezyum 12 ve kalsiyum 20 elementleriyle ilgili hangisi yanlıştır? Öncelikle ben bunları dizem, dizmem lazım. Berilyumu dizersem 2, 2. İkinci periyot 2A grubu. Magnezyum 2, 8, 2. Üçüncü periyot 2A. Kalsiyum 20 ise 2, 8, 8, 2'den Dördüncü periyot 2A grubu çıkıyor. Demek ki bunların grupları aynı. Periyotları farklı. Demek ki bunlar üst üste. Hepsi de 2A. Berilyum en üstte. İkinci periyot. Magnezyum daha altta. Üçüncü periyot. Kalsiyum daha altta. Dördüncü periyot. Demek ki berilyum atomu iki katmanlı bir atom. Magnezyum 3 katmanlı bir atom. Kalsiyum da Dört katmanlı bir atom. Evet, atomlarımız bu şekilde. A, birinci iyonlaşma enerjisi en küçük olan kalsiyumdur. İyonlaşma enerjisi neydi? Elektron koparma zorluydu. Elektron ne kadar zor kopuyorsa o kadar çok enerjiye ihtiyaç var. İyonlaşma enerjisi o kadar yüksektir. Peki, e, çapla biz bunu ölçmemiz lazım. Hangisinden elektron koparmak daha zor? Berilyumdan mı, kalsiyumdan mı? Berilyum 2 katmanlı. Onun için son katmandaki elektron çekirdeğe yakın. Ama magnezyum 3 katmanlı. Elektron daha uzak. Kalsiyum çekirdeğe daha uzak. Onun için çekirdekteki artı yükler elektronu, eksi yükü daha az çekiyor. Daha az çektiği için koparması daha kolay. Daha az bir enerjide kopuyor. Ama berilyum elektronu daha çok bir enerjide koptuğu için büyükten küçüğe sıralarsam en çok berilyum kopması zordur. En yüksek berilyumdur. Sonra magnezyum Sonra kalsiyumdur. En küçük olan kalsiyum. Doğru. Çünkü çapı büyük olduğu için koparması kolay. İyileşmemesi küçük. Az bir enerjiyle kopuyor. A doğru. B elektron ilgisi en büyük olan magnezyumdur. Elektron ilgisi ne? Elektrona karşı bir istek. Alma isteği yani. Kim daha çok almak ister? Tabii ki çapı küçük olan berilyum daha çok almak ister. Çünkü e, gelen elektron çekirdeğe yakın olacak. Eksi yüklü elektron artı yüklü çekirdeğe yakın duracak. Onun için çok çekiyor. Ama kalsiyum uzak bir pozisyonda son katmana. Onun için gelen elektron çekirdek tarafından az çekildiği için elektron karşı ilgisi en küçük kalsiyumdur, en büyük berilyumdur. Cevabımız B şıkkı. Ben tüm şıkları yapayım yine. yine. Eğitim dizilimini en sevgiyle biter. Evet. 2A grubu sevgiyle biter. Hatta berilyum dizersem. Berilyum 4. 1S2. 2S2. Hepsi de sevgiyle biter. Bütün 2A'lar. Hatta helyum da 1S2'le biter ama e, soy gazdır. İstisnaydı. Doğru de periyodik sistemde aynı grubun farklı periyotlarında bulunurlar. Tabii ki aynı grup, 2A, farklı periyot. Zaten bulmuştuk bunu. Metalik özelliği en az olan berilyumdur. Metalik özellik ne demek aslında? Metalik aktiflikle aynı şey. Metalik aktiflik. Ne demek metalik aktiflik? aktiflik? Metallere elektronu ne yapar? Elektronu vermek ister. Elektron verme isteği. Kim daha çok vermek ister? çapı büyük olan. Demek ki çap büyüdükçe elektron verme isteği artıyor. Metaller elektronu daha çok vermek istediği için daha iyi metaller, daha özelliği fazla olan metaller daha çok verir. Onun için verme en büyük olan çapı en büyük olan kalsiyumdur. Onun için metalik özelliği en çok olan kalsiyum, en az olan çapı küçük olan berilyumdur. Demek ki metalik özellik kalsiyum, magnezyum, berilyum. Çünkü çap da aynı sıra. Çapla metalik özellik demek ki doğru orantılıymış. Aynı şeymiş. Onun için bu da doğru. B olduğu kesinleşti. Evet. Üçüncü soru da 2015 LSE. Yine üçlü bir kıyas sorusu. Skandiyum 3B, Alüminyum 3A ve Neon 8A'yı kıyaslattırıyor bize. Ee, yukarıdaki periyotik çizelgide verilen elementler ilgili hangileri doğrudur? 1. Bir, birinci iyonlaşma enerjisi en büyük olan Neon'dur. Bakın Neon en sağ en yukarıda. Çapı en küçük arkadaşlar. Çapı küçük olduğu için işlerinde en küçük olduğu için elektron koparmak en zordur. Çünkü iyonlaşma enerjisi demek, elektron koparma zorluğudur. elektron koparma zorluğu çapla orantılı. Çap küçüldükçe kopar, ters orantılı. Çap küçüldükçe koparmak zorlaşır. Çünkü son katmandaki elektronlar çekirdeğe yakın olduğu için elektronları koparmak zor oluyor. Çok çekiliyor çünkü. Eyon enerjisi de en büyük olur. Ne onun? Çünkü hem 8A grubu en büyük hem de ikinci periyot periyodu en küçük. Sağ yukarıda. Cetvelde sağ yukarı doğru çap küçüldüğü için iyon enerjisi artıyor. Doğru. 2. Alüminyum bir P blok elementtir. Evet. P bloku neydi? 3A'dan 8A'ya kadar hepsi P blokuydu. Çünkü P ile biter bunların hepsi de. Dizersek de alüminyumu. 13 zaten proton sayısı. AL 13. Bunu dizelim biz. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P1 ile bitiyor. Bakın P ile bittiği için P bloku zaten. Skandiyum da bir D blokudur. İster diz ister direk bak. Bakın 3B. Bütün B gruplarına biz D bloku diyoruz. Doğru. Cevabımız E şıkkı. Dördüncü sorumuzda bir üçlü kıyas sorusu. 2013 LYS sorusu. Azot, fosfor, arsenik elementleri ile hangileri doğrudur? Evet, önce grup periyot bulacağız. Azot 7, diziyoruz. 2, 5. İkinci periyot 5A. Fosfor 15, 2, 8, 5. Üçüncü periyot 5A. Arsenik 33 ise 2, 8, 18, 5'ten dördüncü periyot 5A grubudur. Grupları aynı, periyotları farklı. Dizeyim ben böyle. Demek ki bunların hepsi de üst üsteymiş. En üstte azot var sonra fosfor, sonra arsenik var. Hepsi de 5 A grubu elementi. Azot 2 katmanlı bir atom. 2. periyotta fosfor 3. periyotta 3 katmanlı. Arsenik de dördüncü periyotta 4 katmanlı bir atom. Grupları aynıdır. Evet bulduk. Elektronun ilgisi en küçük olan azottur. Elektronu karşı ilgi yani elektronu alma isteği nasıl artıyor cetvelde? Sağa yukarı doğru artıyordu. Değil mi? Yukarı doğru niye artar? Çünkü çap küçüldüğü için elektron alma isteği kolaylaşır. Çünkü gelen elektron çekirde yakın durduğu için çekirdek tarafından daha çok çekilir ve ilgisi fazla olur. Ee, azot en büyük olması lazım. Elektron ilgisi en büyük olması lazım işlerinde. Yanlış. 3. Birinci iyonlaşma enerjisi en büyük olan arseniktir. Bu da e, tam tersi olacak. Azot olması lazımdı burada. Çünkü iyonlaşma enerjisi neydi? Ek 10 koparma zorluydu değil mi? Ek 10 kimden daha çok kopar? Çapı büyükten mi küçükten mi? Çapı küçük olan azottan daha az katmanlı olan azottan daha kolay, zor kopar. Demek ki iyonlaşma enerjisi en büyük olan azottur. Çünkü iyonlaşma enerjisi zaten cetvelde aynı şekilde sağ yukarı yönde artıyordu. Çapla tersti yani zaten burada. Yanlış. 4. Atom yarıçapı en küçük olan azottur. Tabii ki çünkü azot iki katmanlı. Fosfor 3 katmanlı bir atom, daha büyük. Arsenik ise daha büyük bir atom, 4 katmanlı bir atom. Çapı en büyüktür. Cevabımız 1 ve 4 Bursa. Bakın bu kadar kolay bir soru aslında. Geldik 5. sorumuza. Bu da bir temel bilgi sorusu. Çok aşırı bir şeye lüzum yok. En derste ilk gördüğümüz temel bilgiler. Cetveldeki artış yönlerin. hangisi yanlıştır cetvelde? Aynı periyotta soldan sağa doğru gidildikçe elektronegatiflik genellikle artar. Doğru. Niçin? Çünkü sağa doğru Çap küçülüyor. Çap küçüldükçe e, bağ elektronların çekim gücü yani negatiflik. bağ elektronların çekim gücü artar. İşte bu elektronegatifliktir. Çünkü çapı küçük olan atom elektronlara daha yakın durduğu için elektronlar eksi yüklü, çekirdek artı yüklü. Artı eksiği ne kadar yakınsa o kadar çok çeker. Kulon kuvvetleri onun için doğru oluyor. B şıkkı. Aynı grupta yukarıdan aşağı doğru inildikçe elektron sayısı artar. Tabii ki. Çünkü proton sayısı artıyor. Aşağı doğru. Proton sayısı arttıkça elektron sayısı artar. Doğru. C. Bir periyotta soldan sağa doğru gidildikçe sağa doğru atom yarıçapı genellikle artar. Bakın. Şimdi aynı periyottayız. Katman sayısı aynı. Peki çap aynı mı? Hayır. Sağa doğru proton sayısı artıyor. Yani çekirdekteki artı yük miktarı artıyor. Çekirdek Artı yük miktarı artıyor. Ne kadar çok artı yük varsa çekirdek de elektronlara kadar çok çeker. Katmanlardaki elektronları çekim gücü artar. Değil mi? E, çekirdeğin çekim gücü arttığı için çap küçülüyor. Çünkü elektronun eksi yüklü, çekirdek artı yüklü. Değil mi? Ne kadar büyük bir çekirdeğe sahipse, yani sağa doğru proton sayısı artıyor. Bu da katmandaki elektronları daha çok çektiği için atom küçülüyor. Değil mi? Üzülüşüyor. Çap ne olur? Eee sağa doğru yarı yani çap genellikle azalır olacak. Çap küçülür olacak gençler. Çünkü çok çekiyor. Çap küçülür. atom Biz düşüyoruz. Cevabımız Z şıkkı. şıkkını okuyayım ben şimdi. Aynı grupta yukarıdan aşağı doğru inildikçe elektron ilgisi genellikle azalır. Evet. Yukarıdan aşağı ne oldu? Çap arttı. Çap arttıkça elektron ilgisi azalır. Çünkü eee çekirdek artık gelen elektronu daha az çekecek. En dış katmandaki elektronu. Çünkü dışarıda gelen elektronun karşı ilgi azalıyor. Çünkü çekirdek uzakta en dış katmana çap büyük. Onun için bu da doğru oluyor. En şıkkı çünkü ikisi sol sağ, sağ yukarı doğru artar. E şıkkı aynı grupta elementlerin iyonlaşmaları enerjisi yukarıdan aşağı doğru inildikçe azalırken metalik karakter artar. Bu da doğru. Demiş zaten iyonlaşma enerjisi elektron koparma zorluğuydu. Aşağı doğru kolaylaşır. Çünkü çap büyüdüğü için kolaylaşır. Ama çap büyüdüğü için de metalik karakter neydi? Elektron verme isteğiydi. Vermek, elektron vermek kolaylaşır. Almak yani veya koparmak zorlaşır. Onun için bu da doğru olacak. Ee, Koparma kolaylaşır, vermek de kolaylaşır yani. Koparma kolaylaşması ne demek? Yılmaşmelerin azalması, koparmanın kolaylaşması, vermenin kolaylaşması da benzer yani e, metalik karakter. Demek ki benzer şey doğrudur. Cihabımız C şıkkı. Çıkmış sorular burada bitti. Evet geldik ya çıkarsa kısmına. Benzer soru tipleri yapmışlar. Çıkması muhtemel. Altıncı sorumuz. Yukarıdaki periyodik sistemle ilgili hangileri doğrudur? Yine yönlerimiz basit bir soru. Bir ve iki yönünde atom numarası artar. Evet atom numarası sağa ve aşağı doğru artıyordu. Şimdi sıraya sayıyoruz değil mi? Bak 1 2 üç, 4 beş artar yani. Doğru. 3 ve 4 yönünde metalik özellik artar. Metaller cetvelde nerede? Solda. Heh, demek ki sonra doğru artacak. Yani üç yönünde artacak. Ama dört yönünde ne demek? yukarı demiş. Hayır. Aşağı doğru artıyor. Çünkü aşağı doğru çap arttığı için çapın arttığı yönde elektron vermek kolaylaşır. Vermesi artar. Bu da metalik özellik demektir. Artar. 4 için yanlış bu. Olmadı. 2, 3, 2 yönünde iyonlaşma enerjisi artar. 2 yönüne çapın arttığı yön. Demiştik ki Çatla iyonlaşma enerjisi terstir. Çap küçüldükçe elektron koparma zorluğu artar. İyonlaşma enerjisi artar. Bu da yanlış. Cevabımız ne? Yalnız bir aşık oldu. Yedinci sorumuz iyonlaşma enerjisi tablosu. Üç farklı atomun 5 farklı 4 farklı iyonlaşma enerjileri bize verilmiş. X, Y, elementlerinin elementlerin ilk 4 iyonlaşma enerjisi verilmiştir. Hangileri doğrudur? Bakın iyonlaşma enerjileri bize grup hakkında bilgi verir. artış yönünün, artış miktarının 4 kat veya daha fazla olduğu bölge bize grubun veriyordu. Bakın X'ten biz başlayalım. Aynı satırda sağa doğru gidiyoruz biz şimdi. 205 120. 205 120'ye bölersen 2 kat bile yapmaz. Ama 1180'i 205'e bölersen ne yapar? 4 kattan fazla bir artış yapar. Değil mi? 4 kattan fazla. 5 kat, 6 kat bir artış yapar. O zaman ikinci yanaşma enerjisinden, üçüncü yanaşma enerjisine geçerken artış miktarı en fazla olduğu için x'in grubu 2a'dır. Çünkü zaten demek ki 2a son katmanında 2 tane elektron var. Birinciyi koparmak kolay. ikinciyi koparmak da kolay. Ama üçüncüyü koparmak çok zor. Çünkü e, üçüncü katman, 3 e, üçüncü elektron daha iç katmanda. Son katmanda iki elektron vardı, onlar koptu zaten. Ama ben üçüncü bir elektron daha koparmak istersem daha iç katmana geçeceğim. Daha iç katman çeyirdeğe daha yakın olduğu için koparmak diğerlerine nispeten çok 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 daha zordur. En az dört kat daha zordur. Onun için 1180'i 200 düşebilersen 4 kattan fazla bir artış var. Demek ki bu bize grubunu veriyor. İki avrupa olduğunu biz biliyoruz burada. Y da benzer. Bakın ilkini koparmak 210 enerji istiyor. İkinci elektronu koparmak 340 ama üçüncü elektronu koparmak 340'tan değil mi? Kat kat yani kaç kattır bu? E, en az 4 kattan fazla bir artış var burada. Yani 5 kat 6 kat değil mi? En az 4 kat bir artış var. Kimden kime geçerken? ikinciden üçüncüye geçerken o zaman bunun grubu 2A'dır. Çünkü ikinciyi koparmışlar ama üçüncüyü koparması çok zorlaşmış. Çünkü üçüncü elektron daha iç katmanda. Z ise ilkünü koparmak 160 bir enerji istedi. Ama ikinci koparmak 810. 810, 160'ın 4 katından daha fazla bir artış var. Demek ki bunun grubu da 1A olacak. Z de 1A grubudur. Gruplar bu şekilde. 1. X ve Y aynı grupta. Evet ikisi de 2A'dır. Iki doğru. Z alkali metal. 1A alkali metal. Doğru. 3. Y'nin atom numarası X'ten büyüktür. Peki ben şimdi burada atom numarasını veya periyodunu bulabilir miyim? Gruplar aynıysa bulabilirsin. Gruplar farklıysa bir şey diyemezsin. Burada X ve Y grubu aynı. Grubu aynıysa ben nasıl bulacağım? Birinci iyonlaşma enerjilerini kıyaslayarak ben bulacağım şimdi burada. İyonlaşma enerjisi cetvelde hangi yöne doğru artıyordu? Sağ yukarı doğru artıyordu. Değil mi? Bakın bunların grubu aynı. X ve Y üst üste. ikisi de 2A İK grubunda. Hangisi üstte hangisi altta dersek iyonlaşma enerjisi büyük olan 210 olan Y daha üsttedir. Küçük olan X 120, daha alttadır. Demek ki bu periyodu bu şekilde arkadaşlar. Grupları aynı periyotları farklı. Demek ki yanlış mersi yukarı doğru arttığı için Y daha yukarıda daha büyüktür. Periyodu daha küçüktür. Atom numarası daha küçüktür. Demek ki Y'nin atom numarası X'ten büyük değil. Küçük olacak. Bu yanlış. 1 ve 2 C şıkkı. 8. sorusu. Aşağıda verilen tanciklerden hangisinden bir elektron koparmak için gerekli enerji? Ne demek bu? Birinci İyonlaşma enerjisinden bize bahsediyor. En fazladır. Heh, bunlar ne? İyon değil mi? İyonlarda biz neye bakıyorduk? E bölü P oranı değil mi? E'nin P'ye oranı E bölü P oranı arttıkça çap artıyordu. Çap arttıkça birinci iyonlaşma enerjisi azalır. Çünkü elektron koparmak kolaylaşır. Demek ki ben burada E bölü P oranına bakacağım. Oran. Evet. Hemen elektron sayılarını ben bulayım. 21, 3 kaç da 21 yapar? 18 daha. Elektron sayısı 18. Elektron sayısı 18. 18 18 18. Elektron sayıları aynı. Elektron sayısı aynıysa proton sayısı büyüdükçe değil mi? Bak proton sayısı en büyük hangisi? A şıkkı. Proton sayısı büyüdükçe oran küçülür. Değil mi? Oran küçüldükçe çap küçülür. Çap küçüldükçe elektronu koparmak zorlaşır. İyi anlaşma enerjisi daha büyük. Onun için aşık koruyor. Çünkü 21 tane artı yük var çekirdeğinde ama 18 eksi yükü ben çekmek istiyorum. 18 eksi yükü 17 artı yük mü daha çok çeker? 21 artı yük mü? Tabii ki 21 artı yük daha çok çeker. Daha çok çektiği için artık elektronlar çekirdek tarafından daha çok çekiliyor. Koparması daha zordur. Onun için cevabımız aşık oldu. Elektron koparmak zorlarsa daha çok enerji ister aşıkkı. Geldik yeni nesil çıkarsa tipi sorular. Periyodik sistemde yer alan elementlerin birinci, ikinci ve üçüncü iyonlaşma enerjilerini ayrı ayrı gösteren üç farklı tablo verilmiştir. Buna göre periyodik sistemdeki elementlerin birinci, ikinci ve üçüncü iyonlaşma enerjilerini gösteren tablolar aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak sınıflandırılmıştır? Evet ben bunu eşleştireceğim. Acaba birinci hangisi, ikinci hangisi, üçüncü hangisi? Biraz büyüteyim ama çözünürlük biraz düşük resimlerin. Tam belli olmuyor ama ben burada en büyüğe baksam yeterli. Normalde iyonlaşma enerjisi e, en büyük hangisidir? Sağ yukarıdaki helyum değil mi? Cekmeldeki iyonlaşma enerjisi en büyük atom helyumdur. Çünkü helyumun Grubu e, en sağda en yukarıda. Grubu en büyük 8A. Periyodu en küçüktür arkadaşlar. Dolayısıyla elektron koparması en zordur. Çünkü katman sayısı en az. Bir katmanlı bir atom. Bir katmanlı iki atom var. Hidrojen, helyum. Ama ikisi de bir katman ama hidrojenin çekirdeğinde bir elektron var, bir proton var. Ama helyumun çekirdeğinde iki adet artı yük, iki proton var. Onun için daha çok çekiyor. Demek ki et, e, tabiatta elektronlarını en çok çeken atom helyumdur. Onun için helyumdan elektron koparmak en zordur, en çok enerji ister. Ben burada en büyüğe baksam yeterli. Bakın en büyük helyum demiş. Demek ki bu birinci iyonlaşma enerjisi. Birinci elektronu koparmak en zor çünkü proton sayısı iki olduğu için. Demek ki ilk tablo birinci iyonlaşma enerjisi. Çünkü işlerinde en yüksek olan helyum var. Peki ikinci tablo neyin nesi? Bir de ikiye bakarsam şimdi. İki de en büyük kim burada? Tam belli olmuyor ama şu atom e, lityum atomu. Lityum bu. Ama hocam Lityum'un proton sayısı 3 değil mi? Evet 3. Normalde Lityum'un birinci iyonlaşma enerjisi çok yüksek değil. Ama ikinci iyonlaşma enerjisi yani Lityum'dan bir elektron kopardıktan sonra ne oluyor? Li 3'e artı bir iki oluyor. Artık helma benzedi. Değil mi? Artık bir elektron daha koparmak yani ikinci bir elektronu koparmak çok zor oldu. Çünkü çekirdeğinde 3 adet artı yük var. Bir yörüngeli. Yörünge ikiydi ama 1'e indi. Bir o yörüngede iki elektron var. Koparması en zor. Demek ki en büyük lityum olması lazım. O zaman bu tablo ikinci iyonlaşma enerjisi tablosudur. Birinci koptu, koptuktan sonra ikincisi en zor olan lityumdur. Çünkü ikiye indi artık. Helyum gibi oldu. Geldik üçüncü'nün tablosuna. Bir de e, mecburen burada üçüncü olması lazım. Zaten belli. Bakın şu atom e, berilyum. Berilyum normalde 4'tür. Birinci iyonlaşma enerjisini uğradıktan sonra bu ne oldu? Berilyum dörde 3 artı bir oldu. İkinci iyonlaşma enerjisini uğradıktan sonra bu ne oldu? Berilyum 4 2 artı 2 oldu. Artık bundan bir daha koparmak yani üçüncü iyonlaşma enerjisini yapmak en zordur. En büyük berilyum olması lazım. Evet en yüksekte berilyum var. Çünkü artık helyum benzedi bu. iki kaldı. Onun için artık tek katmanlı bir atom ve çekirdeğinde dört adet A tüyük var. koparması en zor olur buradaki işlerinde. Çünkü hepsi de artık yüklü bunların. Onun için sanki berilyum helyum olmuş gibi düşüneceksin. İki oldu. Onun için en zor da berilyumdur. Bu tablo üçüncü. İkinci tablo ikinci. Birinci tablo birinci yanaşmanız tablosudur. Yani cevabımız bir iki üç olur. O da D olur birinci tablo birinci yanlışmamız, ikinci ikinci üçüncü üçüncü. Evet sorularımız burada bitti. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.